Rüzgar Paşa'mı havuza verdim. Nereye gidiyorum? Burayı hatırlamışsındır umarım. Bak, ip alacağım ama her zamanki aldığım iplerden farklı bir ip alacağım. Hadi bakalım. Bak şöyle bir ip aldım. Sen tabii kenarından görüyorsun şimdi bunu. Ama farklı bir ip aldım. Eve gidince gösteririm sana artık. Şimdi de şeye gidiyorum. Gül AVM'ye gidiyorum şurada. Aklımda böyle birkaç şey var alacağım. İnşallah oraya gidince de aklıma gelir de. Hani hep aşağı inince alayım falan diyor. Hep unutuyorum. Şimdi inşallah unutmam oraya girdiğim zaman. Diyorum ya hafıza kaybı başa bela. Yani hafıza kaybı derken geçici unutkanlık diyelim onun için. İyice kendimi de yerden yere vurmayayım. Bakayım gidelim inşallah aklıma gelir. Aa buydu. Oradan da alacaklarımı aldım ama içerisi çok gürültülüydü. Çekmedim o yüzden. Ne aldım biliyor musun? Tuz ruhu aldım. Çünkü tuz ruhuna ihtiyacım vardı lavabo için. Burada da herhalde cenaze var. Rabbim rahmet eylesin. Sabah bir anons veriliyordu zaten de. Bak bayağı kalabalık. Belediye başkanı da burada. Allah'ım rahmet eylesin. Bir tuz ruhu aldım. Bir tane şey aldım. Bıçak aldım. Ay baksana. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Günümüz geldiğinde hepimiz gidiyoruz işte. Neyse canım benim. Allah'ım yattığı yerde rahat yatırsın inşallah kim öldüyse. Bak şu tuz ruhu aldım. Birazcık şey yaptım. Şaşırdım şimdi burada beklemiyordum ya hiç. Bir tane de bıçak aldım. Bir tane de çakmak aldım. İhtiyaçlarım bunlar. Hadi bakayım git babanın yanına. Bak o da geldi. Vay makam arabası gibi. Kapısını da açıveriyorsun oğlunun. Ben? Vay be. Hadi teşekkür ederim. Şimdi alışveriş yaparken çayı seç marketten alırım demiştim ya bak. Bu çay 110 lira burada. İşte 10 kuruş var. Bundan 2 tane alacağım şimdi. Geçen denemiştim bayağı güzeldi yani demi falan güzel çıkıyordu bundan alacağız. Bir şey soracağım ya. Biz niye her gün markete gidiyoruz? Niye her gün markete? Çünkü her gün yiyoruz yavrum. Dün akşam yedik. Ama çay almadık ya dün. Çay almadık ya dün. Savaş mı çıkacak? İki tane alayım işte indirimdeyken alayım. Gidelim müzik de var telefe girecek. Paşam da şuradan bir tane içecek beğenmiş onu alacak. Ben de kendim. Hadi al yani. Ay Nilgün de burada. Ne haber? İyi bakayım. İşte solak olmanın da böyle sıkıntıları var. Bak memesi diğer tarafında kaldı. Buna da böyle yarısına şöyle. Ay parmağıma da bak kocaman çıktı. Çok güzel bir kahve yapalım. Yarısı süt, yarısı su. Her zaman favori. Sen de gel bakayım buraya sıcak suyu da alalım. Pil gücün 15 diye. Allah Allah. Kız bu da fışkırt yapa baba. Dursana dur. Heh. Düzeldi. Bak çok yumuşak oluyor. Ama şu kadar söyleyeyim sana çok da kilo aldırıyor. Ah ama içmesi de bir o kadar güzel yani. Ne yapalım? Dur boş verin çaydan demin üstüne koyuverim birazdan. Şöyle topak olmadan güzelce karıştırayım. Kahve içesin geldi değil mi? Ay. Bak şunu ben içeceğim şu bardakla. Şu koca bardak hoşuma gitmiyor. O yüzden bunu kendime yapacağım. Çaktım ha. Güzel bir kahve içelim şimdi. Çarşıdan geldik, yemek yedik. Ta saat akşamı 10'u oldu. İnan ki saat şu an akşam 10. O saatten sonra neler yaptın de. Vallahi sabahtan giderken örgü videosu çekme dedim. Örgü videosu çektim. Ya bunu hatırlıyor musun? Pazardan almıştım biliyor musun? Bartın mancarı diye. Baksana o kadar etli ki. Hatta şurada bir parça kendime ayırdım. Bunun ben bir de bu tam göbek kısmını gide gele dolaptan kırpa yedim. Baktım işin sonu böyle çiğneyip bitirmeye kadar gidiyor. Artık dedim sen bunu bir haşla. Hem de kız demişti bak Bartın'ın içli mancarı bu dedi. Baksana güzel yine bembeyaz kapuska gibi değil mi? Bunu şimdi haşlayacağım güzelce. O zamandan bu zamana nasıl beklediğimi hakkında benim de hiçbir fikrim yok. Yani ben o gün bunu yaparım diyordum ama başka şeyler girdi işin içine. Başka yemekle girdi. İşte istavritidir, tostudur, bilmem neyidir. Ama artık yeter dayanamıyorum. Bunu yapıp yemem lazım. Bir de bir parçasını da dolaba koydum. İki parça almıştım ya zaten. Ay suda buz gibiymiş, elim oldu kütük.
Uf, vallahi su buz gibiymiş. Neyse, bir parçasını da dolaba koydum. Onu da bulgurla dible yapacağım. İnan ki sen bilirsin dibleyi ben bu kanalda birkaç sefer daha böyle yapmıştım. Ah, tadından yenmez. Hele bir de böyle gar suyu da yemiş herhalde bunlar. Büyük ihtimal gar suyu yemiş çünkü bayağı bir tatlı, bildiğin şeker. Bakalım, onu da dibleyi yapacağım. Onu da mükemmel olacağını düşünüyorum. Bir sefer daha yıkayayım şunu. Veya yıkadım ama gel öyle içinden bir şey çıkmıyor. Kız iyi yani, içi temizmiş. Ay, ırçak tarafından da açacağım. İnan ki elim kütük oldu. Dondum. Kız hadi sen ısın. Hah, ısındı. İnan ki dona kaldı kız elim. Kız o değil de aklıma ne geliyor biliyor musun? Ben var ya böyle bu şeyde doğalgazla bağlatmadan önce bu böyle hep bulaşığı burada yıkardım. Makinem de yoktu o zaman. Çalışırken aldık makineyi, hani rahat edeyim biraz diye işten gelince falan. Kız nasıl o soğuk sularla bu bulaşıkları yıkamışım ben. Bu ellerim nasıl oldu? Gerçi şimdi de farkı yok da yine kütük gibi. Nasıl oldu biliyor musun? Böyle parmaklarım buraları çatır çatır çatlardı. Bir de sobayla uğraşırdım mı sana? Ev kılığından çıkardı kız kışın ellerim inan ki. Ama çok şükür Allah'ımdan rahat ettim valla şunu yaptırınca. Bir de bir sene ben geç yaptırdım. İki katı fiyatına yaptırdım. Keşke de erken yaptırsaymışım. Ama bak vallahi elim donunca şimdi o günler aklıma geldi. Hemen ılık tarafını açtım. Sıcak tarafını şey yapmadım çünkü ocağın suyunu koydum. Onu şimdi böyle şöyle güzelce bir haşlayayım. Ay Allah'ım Allah'ım, neyse dur. Kirtanya kırılmışım da. Ta yeter kadar dibinden bir şey çıkmıyor. Zaten çıkmadı da fazla. Oho, ayrı ayrı da doğradım. Güzel, baksana vallahi ben. Ay, bir an önce yapsam da yesem şunu. Çok güzel şey. İnan ki çok tatlı. Bak bunun tadını bilen bilir. Yani bu Zonguldak'la, bu Bartın mancarının, Zonguldak'la, Kastamonu'la bu köy mancarının, bu Bartın mancarının tadını biliyor yani. Anlatılmaz yaşanır. O yüzden fazla ayrıntıya da girmeyeyim. İyice ağzım sulandı herhalde. Tabii mancarı seviyorsan, karalahanayı. Kız bu sevmez mi? Şuna bak. Bak. Cayırtıyı duyuyor mu? Vallahi çok güzel. Dur su kaynasın da haşlayalım bunları. Ay, suyum davaya çıkıyor. Ah sen bir de var ya, bir şey diyeyim mi sana? Böyle işte mancar yemeğidir. İşte sana nasıl diyeyim? Mancar işte, mancardan girdik, mancardan devam edelim. Bunu böyle sobanın üstünde pişireceksin ya da ateşin üstünde pişireceksin. İnan ki var ya, yanına kuzu kes, et koy, tavuk koy. Yüzüne bakarsam sen gel benim yüzüme tükür. O kadar böyle severim bunu ben. Ama işte soba olmadığından, artık az önce de reklamını yaptım ya, sanki bir tek doğalgaz bağlatan benim. Neyse, yani böyle soba olmadığından, dışarıda da böyle ateş yakacak bir ortam olmadığından böyle ocakta yapıyoruz, ne diyeyim. Ama gerçekten o ateşte pişmişin tadı böyle daha bir başka oluyor. Anam anam, bak kız burası çizilmiş mi? Zaten gerçi bu aradan çıktı da. Neyse, adım kufleye çıkarsa bu tencere yüzünden çıkacak. Şöyle iyice bir haşlansın bu. Ondan sonra açık bir şey tereyağı koyacağım. Böyle çok az bir tereyağı koyacağım. Soğanı yakacağım pul biberiyle. Ondan sonra tabii sıvı yağ da ekleyeceğiz. Kuru olmasın. Ne kadar böyle yağı bol olursa, böyle vıcık vıcık değil de, ne kadar böyle yağını kıskanmazsa böyle mancar sana o kadar tat veriyor. Şimdi bunu dediğim gibi tereyağıyla, sıvı yağla, ondan sonra soğanı da pul biberiyle bir kavuşturacağım. İçine böyle azıcık bir şey de süt koyacağım. Bunu benim anacığım hep sütlü yapardı, rahmet olası. Allah'ın mekanını cennet etsin. Hep diyorum iyi ki onun kızıyım. İyi ki benim anam olmuş o. Neyse, onun gibi böyle biraz da süt koyacağım içine. Ah, yemede yanında yat, niye yatacağım işi kalka yerin. Değil mi, baksana. Ay yavrum benim, sen burada iyice bir haşlan güzelce. Bak ben sana birazdan neler yapacağım, dur. Ay benimki de başlamış. Mancar haşlana dursun. Bak bu programa deli oluyorum çünkü niye, sen de onu da diyivereyim. Kanıt kız şurada yazıyor zaten. O kadar çok istemişim ki polis olmayı ama maalesef boydan kaybettik. Zeynep kızımız delilleri inceleye dursun. Onlara analiz ede dursun. Ben de şu mancarıma bir bakayım. Ah ah ah, az kaldı az. İşin en cafcaflı kısmına geldik. Şu kadarcık tereyağı koydum. Sıvı yağını da koydum. Bunu şimdi güzel eriteceğim. Ama bu çok çatırıyor. Bu da çünkü köy tereyağı. Anlamadım, çok patırıyor bu. Bak. Şöyle görüyor musun? Pat 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 pat. Şöyle iyice döndüreyim. Biraz eriteyim. Ondan sonra soğandan buluşturalım. Yeter, patırayacak, yanacak. Hemen şöyle soğanı da atayım. Kudurdun mu niye o kadar çok soğan koyuyorsun deme. Böyle daha tatlı. Kız kabuk kalmış, dur gel buraya. Hah. Neredeyse kabukla yiyecektik.
bir parça da kalmış. Bunu şimdi güzel, bunu da biraz öldüreceğim. Ama böyle çok da ölüp de canını çıkartmayacağım. Böyle hafif böyle diri de bırakacağım. Bu da şimdi altını açayım, şöyle çok da sabırsızlanıyorum. Güzel böyle şöyle çevireyim tereyağında. Sonra üstüne pul biber. Kokusunu zaten tahmin edebilirsin. Yani bilmediğin koku değil, aşina olduğum bir kokudur eminim. Ondan sonradan Allah nasip ederse mancarlarımı bir vereceğim içine. Biraz da tuzum yeteri kadar halloldu. Dedim ya çok fazla öldürmeyeceğim dedim. Gene biraz canını aldım herhalde onları ben. Dur bakalım. Yok yok, tam kıvamda altını kısıverdiydim mancarı sıkana kadar. Suyunu sıktım çünkü. Tamam, bu soğanlar oldu. Hemen şuradan şimdi şöyle pul biberini bol koyacağım. İnan ki bu benden başka yiyen yok zaten bunu. Şöyle biraz daha koyacağım. Kız kudurdu mu? Neyse dur. Yeter, ay çiçeğimden dövüklebiliyorum. Bak. Bir iki şöyle döndüreceğim. Kokusu birbirine çıkana kadar. Aman ya Rabbim aman. Aman ya Rabbim aman. Hah şöyle. Tamam bak, kokusu çıktı. Fazla yakmayacağım pul biberlerini. Dur bakayım. Oh, hem de nasıl çıktı. Hemen şöyle mancarlarımı da içine atayım. Baksana, mancar demeye bir şahit lazım. Bak diyorum ya, bizim buranın mancarı böyle güzel olur yani. Köy mancarı daha doğrusu. Köylük yerlerde olanlar. Ah ah ah, tuzumu da verelim. Dur geliyorum hemen. Tuzumu alayım şuradan. Bir iki böyle döndürdükten sonra zaten canını almışım mancarım bak. Güzel, bayağı iyice ezilmişler. Biraz da şöyle tuzunu atayım. Tuz az geldi. Heh, yeter. Sen şuraya geç bakayım. Şuraya yerinde dur. Tamam. Şimdi şöyle çevireyim şunu. Salça koymuyorum ben buna. Salça koyan var mı bilmiyorum ama ben buna salça koymuyorum hiç. Tadını bozuyor gibi geliyor. Yani mancara yakıştırmıyorum onu. Şöyle. Dön bakayım. Dön dön dön. Sen şimdi süt de vereceğim. Dur. Sana şimdi süt de koyacağım az bir şey. Sütünü çekti mi senin işin tamam. Fışır fışır fışır, duyuyor musun? Çok abartıyorum deme bak. Gerçekten çok abartıyorsun deme. Bu kara mancarın tadını bilen bilir. Bunun yani keyfini süren süren yani. Onu diyeyim sana. Şuna bak. Kız benimkiler bunun ağzına sürmüyorlar ya. İşte büyük olan biraz çat pat. Ama diyorum ya, benden başkasının bunu elde yiyen yok. O yüzden bastım acıyı. İnan ki bastım acıyı. Şöyle. Ah bu nasıl bir koku ya. Bu nasıl bir koku. Ben o gün bugündür nasıl bunu bırakmışım. Yemeden nasıl durmuşum. Şimdi bak. Az bir şey de süt. Kapak resmi alırım. Şöyle net çıksın. Belki kapak resmine koyarım. Oh. Sütle de buluştuk. Bu sütü bunu şimdi çektiğine kadar kavuracağım. Ondan sonra da Allah nasip ederse. Ah ah. Ağzım sulandı. İnan ki ağzım sulandı. Anam bize çok yapardı zamanında. Belki de bana, yani anama hatırlattığı için mi ne? Bilmiyorum ya. Vallahi çok seviyorum böyle işte kara mancardır. İşte yeşil mercimek. Hele bak yeşil mercimeği ben böyle mesela evde pişirirken hep aklıma annem gelir. Çünkü böyle severdik biz yani. Allah için doğru söyleyeceğim. Hani annem böyle bize sevmediğimiz yemekleri fazla yapmazdı. Sevdiğimiz için yapardı mesela. O yeşil mercimeği böyle evde kokuttuğum zaman hemen benim o bölümdeki ev aklıma geliyor. Böyle onu hatırlatıyor bana, bilmiyorum. Böyle kara mancardır işte, sarımsaklı, nasıl diyeyim sana, sarımsaklı dolmada falan. Yani hakikaten hep annem aklıma geliyor. O yüzden de belki de bunu çok seviyorum, abartıyorum. Ama işte ne bileyim ya. İşte anlıyorsun sen beni. Benim saçın hepsini kelimeye dökmeme gerek yok. Anan gittin mi, tamam sen de gittin. İstersen 40 yaşına gel. Gene ağladığın zaman da, çığırdığın zaman da anne diye ağlıyorsun yani. Bir yerde bir yazı okudum, şey diyor, altına kısım yanacak. Bir yerde bir yazı okudum, diyor ki ben diyor büyüdüm, anne olacak kadar büyüdüm ama flaşı kapandı. Anne olacak kadar büyüdüm ama diyor annesizliğe alışacak kadar büyüyemedim diye. Hakikaten öyle. Neyse flaş da kapandı. Üzmeyeceğim kendim daha fazla. Şey yapayım ben bunun ismini de. Biraz daha haşlayayım. Aman biraz daha kavurayım. Saçmaladım, idare et. Biraz daha kavurayım, son halini göster. Gel son halde bu zaten. Başka bir şey yok. Gel bakayım. Bak kim gelmiş bak. Bak kim gelmiş bak. Onun güzelliğine, onun küfüne, onun güzelliğine, onun hele küfüne. Şuna bak şuna. Bak bak, bu kendini bana yıkatmaz da. Dur ama, sen niye? Geçen koltuğun üstüne takan hiç sesin çıkmıyordu. Uyuyordun 2.80, uzamıştın. Öyle, anne. He, vallahi öyle uyuyordu bak. Ama ayaklarına baksana.
A benim paşam, a benim küf. Bak hazır da bak, hazır kıta bekliyor bak. Buradan kaçacak. Öyle yok. Elçi de sevdireceksin kendini. Evet. He? He. Sevdireceksin kendini, öyle yok. Elçuk yat. Isınıcı tane istiyorsun. İyi. Kapının önüne şey koyduk ya. Efendim anne. Ver oğlum. Kapının önüne. Aynı öyle bakıyor. Kapının önüne. Dur. Aa. Dur. Dur. Kapının önüne ev koyduk ya. Girmiyor ona. Girer giriyorlar. Bunu şey yapmıyorlar. Yatırmıyorlar. Bu da girmiyor. Bak. Bak. Ama alışacaksın. Oraya alışacaksın. Elme dur. Elme dur. Niye böyle yapıyorsun? Termince. Niye böyle yapıyorsun? Niye? Ama sevesim var. Çok sevesim var. Çok sevesim var. Yakışıklı mı? Çok sevesim var. Şuna bak. Şuna. Kız bu sevilmeyecek şey mi bu? Ya engelsiz bir sünger gibi sıkacağım mı sana? Hayır. Böyle seveceğim. Böyle uyutacağım. Böyle seveceğim. Böyle uyutacağım ya. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Çıkacak artık. Ya dedim kişi gelmiş. Dur. Dur paşam dur. Dur paşam dur. Bak. Kameralara çıkıyorsun. Tane istiyorsun. Bak. Kim bilir nerelerde seyredecekler benim yavrumu. Kim bilir nerelerde seyredecekler benim yavrumu. Bırakın galiba da çok sinirlendi. Dur dırmık burnu kadar. Hiç dırmık atmaya da. Bak aslında belli olmaz hayvan bu. O benim paşam. O benim paşam. Kapat annem kapat. O benim. Vallahi eşim tişörtümü görünce aklı çıktı. Niye dersen komple şuralarımı tüy etmiş bunu giydim. Üstünü değiştir, elimi yıka dedi. Elimi de yıkadım, üstümü de değiştirdim. Gayrı videoyu kapatacağım. İnan ki gözlerim kapalı ya. Uykusuzluktan iki kase mancak yedim ya. Hatta bir tanesini az bir şey çeyreği duruyor şurada. Kudurdun mu sen saat 11'i çeyrek gece mancar yiyorsun. Ama şimdi yaptım yemeyince de durulmuyor işte. Abdullah gel bakayım hazır gelmişken buraya şu videoyu kapatalım seninle gel. Kapatalım. Ne bakayım? Sen şimdi yarın beni gezme götürüyor musun sen? Yok. Niye? Ben bizi uşaklar alıp gideceğim. Ben ne yapacağım evde? İp aldık sana, kendini göstereceksin, ispatlayacaksın kendini, ipin devamını alacağım. Ben sana ispatlamayı yaparım. Sen beni yarın götürüyor mu götürmüyor mu? Bak ona göre. Götürüyorum sana yarın götürmüyor mu çarşıya? Ben getireceğim. Tamam. Kaçta gideceğiz? Yarın olsun bir bakayım dur kaçta kalkacağız, kaçta kahvaltı yapacağız. Tamam. Örgü videolarını çekmem lazım bak bunu yarın yetiştireceğine uğraşacağım. Tamam hadi sen evde yolda. Dur işlerini hallet. Öyle yok ben zaten her zaman evdeyim gideyim. Gezme götürecek beni yarın. Yarın çarşıya gideceğiz gezme bize öyle yemek getirecek. Sen belki de ona çıkmadın şimdi. Yemek de yiyeceğim. Yemeyeceğiz maç mı geleceğiz orada? Evde. Evde ben her zaman yiyorum zaten. Tamam hadi. Sen bana ipolu veriyor muyum? İp alacağım da şimdi yeni aldığın ipi kendini göster, ispatla. Emin olayım senden alacağım. Tamam. Onu bırak da sen bir mantar da yiyelim. Saç mı diyor? He. Hafta saat 11 çeyrek geçiyor. Aç mı yatalım yani? Aç mı yatayım? Bak mantı yediririm, şişiririm. Sabah gibi de erken kalkarsınız. Şimdi? Sabahın erken kimse kalkmasın. Ona kadar falan yatacağım. Evet, ona kadar yatacağım. Bak sabah erken kalkacaksan mantıyı düşünmeyeceğim. Ama mantıyı yerim, karnım tok yatarım. Sabah geç kalkarım dersen yaparım. Aç yatarsam 6.30'da kalkarım ben. Tam tok yatarsan da onda kalkarsın. 9. Gezmeye gideceğiz ya. O işlere anlaşırız. Ben sana mantığı yaparım. 9.30. Kim erken bak ben yarın ondan erken kalkmam. 9.30 artı 4 tane. 4 değil 5 tane çıkıyor. Nasıl 5 ya? Tabii 5 tane çıkıyor. Tam 5. Tamam 5 ama şöyle. Ama şöyle bak mantığı yapacağım bak. Bu saatte mantığı yapacağım size yedireceğim. Zavallı kim erken kalkarsa çay ocağı tuttur ona göre. Ben de akşam yatarken çıkmam. Görüyorsa işini garantiye alıyor. Neyse canlarım. 5 ip. Bir Demir Park'ta yemek ısmarlayacağım sana. Tamam. Başka da bir şey yok. Sen ben ne yapacağım bunun karşılığında? Mantı. Tamam ben karlıyım o zaman. Mantı ne hazır mantı. Hadi mantı yap da gel koş. Ah ne diyelim. Uşakla zaten şimdi bir şey geldi. Büyük olan geldi aşağıdan çarşı. Anne karnım açlığından ölüye dedi. Az önce sordum karnı acıktı mı dedim. Çünkü yemeği erken yedik. Tostla falan geçiştirdik yani. Karnı acıktı mı dedi. Salı günü kanki miyiz? Salı günü farkım yatıyor da. Emekliler bize fark verdiler ya. Allah bereket versin. Onu şey yapıyor. Onu dediyse kanki miyiz o zaman diye. Biz zaten her zaman kankayız yavrum. Bizim aramızda para alışveriş olmaz. Sen bana para verirsin daha zaten çıkmazsan yani. Doğru. O yüzden bizim yapacak bir şey yok. İyi bakalım. Ben sana ip parasını attım ama. Attım ben ondan aldım zaten. Evet yarınkileri de ondan al.
Yok, o ip parasıydı, ondan ben alacağımı aldım. Sen üstü sen alıvereceksin. Şimdi rakam telaffuz etmeyelim. Burada da bir tane ip almışsın. He? Nasıl olacak şimdi? 220 lira bu ipler. Sen beni dolandırıyorsun herhalde. Evet, biraz öyle oluyor. Tamam. Neyse canlarım, dediğim gibi ben kalkacağım, mantı yapacağım. Saat 12'yi geçti belki de. 11 çeyrek geçe falan diyor mu? Belki de geç alınca baktım ne 11 çeyrek geçiyorum. Şimdi suyu kaynadı. He? Suyu kaynadı. Ta su kaynayacak. Neyse canım, bak sabahleyin kim erken kalkarsa çayı ocağa koyacak bak. Ona göre kalkın yatağa, ona göre çıkın. Ben kalkmam. Ben gider çarşıdan simit poğaçalı gelirim ve uşaklarımla yerim. Ben ne yapacağım? Ben de kaka bir kıyısından yemeye başlarım. Anlaştım. Hadi canlarım. Ben galiba dediğim gibi mantıyı yapayım. Olacak gibi değil bak. Mantıdan vazgeçeceği yok. Ayran da var mı? Ayran da var. Ayarlarsın. Aldım sana 5 tane. Hadi bakayım. Nasıl alacaksın yavrum? Nasıl alacağım ben senin o ipleri? Alıvereceğim. Hadi. Hadi uzun. Mantı yap diye bak. Hadi görüşürüz canlarım. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Bizden bugünlük bu arada diyeyim. Bak sesim de tone oldu. Sinirlendim ya. Sesim de tone oldu. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Yarın inşallah yine bu saatlerde böyle görüşmek üzere diyeyim. Yavaş yavaş farkındaysan alışıya. Kameralara alışıya. Artık bundan sonrası böyle gider herhalde. Hadi görüşürüz bakayım. Hayırlı geceleriniz olsun.